Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün hayat konusuyla genel tekrar derslerine devam ediyoruz. Tabii Mustafa Kemal hayatından soru gelmiyor zannedilmesin. Bu özellikle son 3-4 senede 4 soru geldiğini hatırlatalım. Bak, farklı sınavlara da geldi. Sadece KPSS için düşünmeyelim. Bu videolarım ayrıca LYS, yani eski adıyla LYS, şimdi ismi AYT oldu biliyorsunuz. Burada tarih kısmındaki olan arkadaşlarımız da dinleyebilir. Şimdi Atatürk'ün hayatı soru gelmiyor zannetmeyeyim, geliyor. Tabii bizim hani klasik olarak bilmemiz gereken öğrenim hayatı vardır. Mustafa Kemal Selanik'te doğduktan sonra biliyorsunuz ki önce bir mahalle mektebine yazılacak. Mahalle mektebinden sonra sizler biliyorsunuz Şemsi Efendi İptidaisi dediğimiz günümüz anlamıyla ilköğretim okuluna yazılacak. Ardından değerli arkadaşlarım kısa süreliğine Selanik Mülkiye Mektebi, orayı bırakıp Selanik Askeri Üniversitesi. Çünkü kendisi asker olmak istiyor. Onun için de bir askeri okula gitmesi lazım. Rüşdiye Ortaokulu demek biliyorsunuz. Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne giderken öğretmenin tarafından kendisine bilgi, erdemli, cömert ve bilgili anlamına gelebilen, erdemli anlamına gelen Kemal ismi verilecek. Artık Mustafa Kemal olarak adlandırılacak. Tabii Mustafa Kemal daha sonra Selanik Askeri Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra yatılı olarak şu an Makedonya'da bulunan Manastır Askeri İdaresi'ne geçecek. Manastır Askeri İdaresi'ne derlerse tarih öğretmenleri, coğrafya öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri onun hayatında, fikir ve oluşumunda bayağı bir yardımcı olacaklar. Hatta Mustafa Kemal Manastır Askeri İdaresi'nde okurken, yani lisesinde 1897 Dömeke Meydan Muharebesi çıkacak Yunanistan'da yapılan. Ve bu yapılan mücadeleye Mustafa Kemal katılmak için okuldan kaçacaktır ama yakalanıp tekrar okula iade edilecektir. O yüzden Mustafa Kemal ileride ne diyecek değerli arkadaşlarım? Hayatımda benim en heyecanlandıran günlerden biriydi. O savaşa katılmayı çok isterdim dediği savaş hangisiymiş? Değerli arkadaşlar, tabii ki Dömeke Meydan Muharebesi, daha evvelden de söyledik. Tabii Mustafa Kemal Manastır Askeri İdaresi'ni bitirdikten sonra sırayla Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni bitirecek. Teğmen rütbesiyle ilk atama yeri de Şam 5. Ordu'ya gidecektir. Bugün Afrin Operasyonu yaptığımız yerlerde Mustafa Kemal vardı değerli arkadaşlarım. Şam-Halep arası, Halep-Şam arası, daha sonra Halep-Hatay arasında hep görev yapacak Mustafa Kemal. O bölgeleri daha evvelden gitti. Tabii şuna da bakmak lazım. Mustafa Kemal Teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra askeri rütbeleri devam edecek. Bunlardan sonra ne yapacak mesela? Şam'da Vatan ve Hürriyet adına bir cemiyet kuracak. Onu da söyleyelim. Daha sonra Mustafa Kemal, sizler de klasik olarak biliyorsunuz, tarih sahnesine çıkmış olduğu ilk olay hareket ordusunun Selanik'ten 31 Mart vakasını bastırmak için İstanbul'a geldiği olaydır. Mustafa Kemal o ordunun içindeydi değerli arkadaşlarım. Kurmay yüzbaşıydı. Ve daha sonra ise biliyorsunuz Trablusgarp'a gönüllü olarak gidecek ve Trablusgarp'ta savaşıyla beraber binbaşı rütbesine yükseltilecek. 1912'ler 13'lerde artık kendisini nereye görüyoruz? Sofya askeri ateşe olarak görüyoruz. Sofya bildiğimiz Bulgaristan. Ve askeri ateşe militer olarak görevine başlıyor. Bu soruya lütfen herkes dikkat. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı öncesi son görevi nedir? Bakın, gelebilecek soruyu söylüyorum size. Bir kere daha söyleyeyim, notunuzu alın. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı öncesi son görevi nedir? Cevap: Sofya askeri ateşe veya Sofya askeri ateşe militerliği. Mustafa Kemal burada görev yaptıktan sonra değerli arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından önce veya sıralarında Vahdettin'le bir yurt dışı gezisini yapıyor. Vahdettin o zamanlar şehzade. Ve kendisinin yaverliğini yapıyor. Kendisine özellikle böbrek rahatsızlığından dolayı Viyana'ya gittiğini de söyleyelim. Ardından Mustafa Kemal biz nerede görüyoruz? İlk başta tabii ki 1. Dünya Savaşı başladığında Çanakkale'de Arıburnu grup komutanlığına atanıyor. Sizler de biliyorsunuz ki tarihi emirler veriyor orada. Ardından rütbesi albay oluyor. 1916'da değerli arkadaşlarım Erzurum, Diyarbakır'a atanıyor. Sarıkamış Harekatı'nın başladığı yerlere. Ve burada da rütbesi Tuğgeneralliğe yükseltiliyor. Mustafa Kemal daha sonra, savaş bitiminden sonra hatırlayalım, Samsun'a çıkacak 9. Ordu müfettişi olarak. Amasya Genelgesi sonrasında ve Erzurum Kongresi öncesinde askerlik mesleğinden istifa edecek. Ne zaman askerlik mesleğine geri dönüyor? Eskişehir-Kütahya Muharebelerinin sonrasında veya Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde başkomutan olarak geri dönüyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra da mareşal oluyor. Ardından Cumhuriyet ilan edilip Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oluyor. Cumhurbaşkanlığı toplamda 4 defa oyla seçiliyor değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal'in askeri hayatı bu şekildedir. Yine bakıldığı zaman değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal'in kişisel özellikleri çok basit. İşte ileri görüşlülüğü, vatanseverliği, milliyetçiliği, mantıklı oluşu, gerçekçi oluşu, bunlar hep idealistli. Hep bunun kişisel özellikleri olarak bilinir. Mustafa Kemal değerli arkadaşlarım evlilik yapmıştır ama çocuğu olmamıştır. Genelde
çocuk evlat edinmiştir. Yine bunlar arasında en son vefat eden çocuğu sizler de biliyorsunuz. Ülkü Adatepe'dir değerli arkadaşlarım. Ülkü Hanım'dır. Yine Abdurrahim Tunçak vardır. İşte yine bakıldığı zaman Sabiha Gökçen var, Afet İnan var. Yani manevi evlatları çok fazla. Tabii biraz da örnek olma da durum var. Mustafa Kemal'in zamanında biliyorsunuz çocuk doğurma politikası 6'ydı. Yani Mustafa Kemal'in zamanında 6 çocuk politikası var. O yüzden kendisi 6'dan daha fazla bir çocuk evlat edinecek ki insanlara örnek olur. Mesela sen 6 tane çocuk yap diyeceksin ama kendin bir tane evlat edindiğin zaman bir neyi olmuyor biliyorsunuz. Hani örnek durumu olmuyor. Sonuçta ülkenin cumhurbaşkanı ne yaparsa sonuçta halk da onu yapacak. O yüzden 6'dan fazla çocuğu evlat edinmiştir Mustafa Kemal. Tabi Mustafa Kemal hayatını etkileyen çok önemli şehirler var. Bunlardan 4 tanesi şehirsel anlamda. 1. Doğduğu şehir Selanik. 2. Lisesini okuduğu yatılı şehir Makedonya'da bulunan şu anki Manastır şehri. 3. Tabii ki ateşe militerlik yaptığı Sofya ve tabii ki daha sonra hayatın bir bölümünü geçireceği İstanbul. Demek ki hayatını etkileyen 4 şehir var. Bir daha sayalım. Selanik, Manastır, Sofya ve neresidir? İstanbul. Tabii ki bunları şehir insan hayatını etkiler mi? Etkilemez olur mu? Şehir, bugün bir Ankara'da yaşamakla bir İstanbul'da yaşamak, bir İzmir'de yaşamak çok farklı şehirlerdir. Her şehrin kendine göre bir olgusu, her şehrin bir kültürel dokusu farklıdır. Peki Mustafa Kemal'in özellikle bu şehirlerde elde ettiği tecrübeler, artı hayatına etki eden öğretmenler, edebiyat öğretmeni, işte Yüzbaşı Mustafa ona Kemal ismini verdi. Yine Tevfik Bilge tarih öğretmeni mesela, edebiyat öğretmenleri falan hep etki etti. Ancak ulusal yazarlardan bahsedersek, işte Jean-Jacques Rousseau'dan tutun Montesquieu, Descartes, yine bakıldığı zaman Ziya Gökalp, yine bakıldığı zaman bizim taraftan mesela Mustafa Kemal'in çok beğendiği şairler var. Örnek mesela Cenge Giderken ki adındaki şiiriyle milliyetçi şair, vatan şairi de internetten Mehmet Emin Yurdakul. Mesela bu dizelerde ulusal benliğin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum dedi Cenge Giderken şiir için. Yine siz Ferda ve Rücu adlı şiirlerini beğendiği Tevfik Fikret için hangi şair böyle inkılapçı şiirler yazabilmiştir diyerek Tevfik Fikret'i övdü. Yine Mustafa Kemal Türk milletinin yüzyıllardan beri beklediği ses dedi. Kimin için söyledi bunu? Namık Kemal için söyledi. Demek hayatını etkileyen insanlar Mustafa Kemal'in var. 4 şehri söyledik. Yazar ve düşünürleri söyledik. Peki Mustafa Kemal hayatı hep savaşla geçse de kendisi özellikle savaş zamanında elde ettiği birikimler veya savaş sonunda yaptığı konuşmalar derlenip toplandı. Bir kendi adına çıkarttıkları var. Bir de tercüme ettikleri var. Mustafa Kemal değerli arkadaşlar özellikle kızı Afet İnan'la birlikte hazırlamış olduğu ve liselerde ders kitabı okutulan vatandaş için medeni bilgiler. Bu günümüzde iki şeye, iki derse tekabül ediyor. Bir vatandaşlık dediğimiz, anayasa dediğimiz şu an gördüğünüz Esra Hanım'ın anlattığı dersler. İki, değerli arkadaşlar vatandaş için medeni bilgilerden kastettiği hak, hukuk ve biraz da göreceli olmak üzere nedir değerli arkadaşlar? Adam muaşerat dersleri. Bunların ikisinin birleşimidir. Yani bir insan topluluğa girince ne yapmalı? Vatandaş nasıl yemek yemeli? Nasıl su içmeli? Misafir nasıl ağırlanmalı? Nasıl karşılanmalı? Tarzındadır. Artı yine vatandaşın hakları belirlenmiştir ve bunlar öğretilmiştir. Yine Mustafa Kemal kendi ismiyle kendisinin yayınladığı geometri kitabı vardır. Biz bugün üçgen diyorsak, dikdörtgen diyorsak Mustafa Kemal bu tabirleri kurmuştur. Daha sonra koymuştur. Ve bunları bugün söylüyoruz. Yine Mustafa Kemal'in Cumalı Ordugahı mesela kitabı var. Yine bakıldığı zaman Mustafa Kemal deyince işte Zabit ve Kumandan ile Hasbihal diye bir kitabı var. Yine Mustafa Kemal deyince aklımıza tabii ki Söylev diğer adıyla Nutuk gelmeli. Değerli arkadaşlar Mustafa Kemal 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kongresi'nde günde 6 saatten 6 günde bu nutuğu ya da söylevi bizlere aktardı. Tabii her zaman şunu söyledi Mustafa Kemal, tarihi yapanlar, yazanlar yapanlara sadık kalmadıkça tarih bambaşka bir hal alır. O yüzden Mustafa Kemal birinci ağızdan eseridir nutuk ve bizim için çok çok kıymetlidir. İnkılap tarihimizin ana baş kitabıdır. Tabii Mustafa Kemal orada 1919'da Samsun'a çıkma ifadesiyle başlar gençliğe hitabeyle. Sonra erdi. Geliri Türk Hava Kurumu'na bırakıldı. Yine bakıldığı zaman Yahya Kaptan denilen bir vatanseverin ismini çoksa zikreder. Tabii Nutuk değerli arkadaşlarım ilk basımı o zamanlarda harf devrimi olmadığı için Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştı. Bir kere daha söyleyeyim. Harf devrimi 28'de Latin alfabesine geçiş. Ama Mustafa Kemal'in Nutuk'u söylediği yıl 27. O yüzden mantıken gelen sorularda neye dikkat etmek lazım? Aşağıdakilerden hangisinin Nutuk'ta yer alması beklenemez. O zaman neyi bekleyeceğiz biz? Samsun'a çıkıştan 1927'ye kadar olan olayları bileceğiz. Örnek, Latin alfabesine geçişten bahsedebilir mi Mustafa Kemal? Hayır. Menemen olayından bahsedebilir mi 1930'da? Hayır.
Yine bakın mesela Milletler Cemiyeti'ne girişten bahsedebilirim 32 yılında. Balkan Antant 34 yılında. Hatay meselesi 36 yılında. Bunlardan bahsedemez. İşte o yüzden soruların nutukla ilgili gelen kısımlarına baktığımız zaman aşağıdakilerin hangisi nutukta geçmesi beklenemez. Siz burada ne kuracaksınız? 1919 Samsun'a çıktı. Genelgeler, kongreler, TBMM, bütün savaşları alacaksınız. 1927'ye kadar bazı inkılaplar var. İnkılaplar kısmında işleyeceğiz. Halifeliğin kaldırılması, saltanatı kaldırılması, tekke zaviyeler, şapka kanunu, medeni kanun, milat takmiye geçiş hep 1927'ye kadar. Ama 1928'de Latin alfabesine geçiş var. Uluslararası ölçülerin değişimi var. 1934'te soyadı kanunu var. Şimdi gelen sınav sorusuna bakalım. 4 defa sorulmuş. Aşağıdakilerden hangisinin nutukta geçmesi beklenemez. Cevap hep aynı olmuş değerli arkadaşlar. Ya cevap soyadı kanunudur. Çünkü 34'te. Ya da cevap Menemen olayıdır derler. O da biliyorsun 1930'da. Ama Şehzade olayı var mı? Geçer mi? Evet geçer. Çünkü 1925'te. Ama Menemen olayı geçer mi? Şehit Kubilay olayı geçmez. Çünkü 1930'da. O yüzden nutukla gelen genellikle sorular içinde var mı? Yok mu sorularıdır bunu bilelim. Mustafa Kemal ilk defa 1937 yılında zaten daha evvelden de rahatsızları vardı. Yurt dışında tedavi de oluyordu ama özellikle günümüz anlamıyla siroz dediğimiz hastalığa ilk yakalandı veya teslim veya tanısının konulduğu ilk yer Yalova'dır. Yalova'da bir baş dönmesi sonucunda Mustafa Kemal orada yerel bir doktor olan kişiler tarafından ne yapıldı değerli arkadaşlar? Nihat Reşat Belger onu tanısını koydu. Yani paşa daha fazla gezmemelisin, sıcakta durmamalısın, çok su içmelisin tarzında. Daha sonra tabii Ömer İrder, gerçek doktoru, aynı tanıyı koydu. Tabii Mustafa Kemal yine de yurt içindeki gezilere katılmaya devam etti. Törenlerde, askeri törenlerde saatlerce ayakta bekledi. Biliyorsun askeri törenlerin geçişi sonuçta yavaş oluyor. Bir de Mustafa Kemal tabii birçok doktor var. Mustafa Kemal bir tane doktoru yoktur. Yabancı doktorları var, Türk doktorları var. Tabii en sonunda Mustafa Kemal'i 10 Kasım 1938'de kaybettik. Ve kaybetmemizle beraber şunu bilmemiz lazım. Kaybettiği gün ülkemizin meclis başkanı Abdülhalik Renda. Bu adam çok önemli, dikkat edelim. Bir kere daha söyleyeyim. Mustafa Kemal'in vefat ettiği gün ülkemizin meclis başkanı Abdülhalik Renda'dır. Yine Mustafa Kemal'in vefat ettiği gün ülkemizin başbakanı Celal Bayar'dır. İsmet İnönü demeyin sakın, tamam? İsmet İnönü 1936'da istifa etmişti. 36-39 arası gene kim var? Celal Bayar var. Ülkenin başbakanı ki defaatle hem KPSS'de geldi hem diğer sınavlarda gelmeye devam ediyor. Tabii Mustafa Kemal'in naaşı önce etnografyada kaldı yıllarca. 1953'te tamamlanan, daha sonra ise Anıtkabir'e nakli Adnan Menderes zamanında gerçekleşmiştir değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal'in sahip olduğu eserlerin veya işte kendisine ait mal varlıklarını birçok kuruma dağıttı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, işte yine bakıldığı zaman Bursa Belediyesi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, manevi evlatlarının maaşa bağlanması, İsmet İnönü çocuklarının eğitimine ayrılması gibi kurumlara da dağıttığını veya kişilere dağıttığını görüyoruz değerli arkadaşlarım. Atatürk'ün hayatı dediğimiz olay değerli arkadaşlar burasıdır. Burasından sakın soru gelmesin ya da gelmez zannetmeyin. Sorular genelde klasik olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'i etkileyen 4 şehirden biri değildir veya şehirlerden biri değildir. Hemen akla Ankara gelebilir, dikkat, veya Çanakkale gelebilir. Ankara ile Çanakkale Mustafa Kemal'i etkileyen şehirler arasında değildir. Biri çok kısa kalmış oldu ve savaştı Çanakkale. Bir de daha şu anki gelişmiş Ankara ile düşünmeyelim lütfen. Eski Ankara sadece ulustan ibarettir. O şehrin de size katabileceği öyle az ölçüde şeylerdir. Ama Selanik öyle mi? Ticaret şehri Sofya. Ateşe militer, yani ne demek? Askeri elçi. Birçok kişiyi kabul edebiliyor. Her dinden, her ırktan, her siyasi görüşten insanları kabul ettiği için gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Atatürk'ün hayatı bu. İç politikada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.